Bugünkü konumuz Ürgüp'teki kütüphaneler. Bu paylaşımda işleyeceğimiz konu bu. Ürgüp'te yaklaşık 4 kuşak boyunca farklı farklı kütüphanelerden bahsedeceğiz. İlk olarak Tahsina Kütüphanesi. İlk olarak burada kurulan kütüphane. Daha sonra Karamanoğlu Camii'nin yanına taşınan kütüphane. Daha sonra bugünkü kütüphanemiz, şehrin merkezinde olan kütüphane ve en sonda da 15. yılını tamamlayan kitap hamalı projesinden bahsedeceğiz. İlk olarak Tahsina Kütüphanesi. Tahsina aslında Ürgüplü değil. Abdülmecit döneminde bir saray görevlisi. Ürgüplü Hacı Derviş Ağa ile aralarında çok iyi ilişkiler var. Ürgüplü Hacı Derviş Ağa, Tahsina'dan Ürgüp'e bir eser kazandırmasını ister. Daha sonraki dönemde aralarında geçen konuşmalar neticesinde Tahsina Ürgüp'e 1855'te 817 adet eser gönderir. Bu eserlerin arasında basma eserler ve el yazmaları da mevcuttur. Bu eserler İstanbul'dan buraya develerin sırtında getirilir. İlk olarak da bugün Temenni adını verdiğimiz yere kurulur bu kütüphane. O dönemde kitapların saklanması için de medrese ve kütüphane işlevi gören bir kümbette yerleştirilir. Günümüzde biz de bu mirası halen devam ettiriyoruz. Hacı Derviş Ağa hayatının çoğunu bu kütüphanede müdürlük yaparak geçirir. Kendisinin vefatından sonra oğlu Nail Derviş kütüphane müdürü olarak atanır. 1914 yılında kütüphane bugünkü Karamanoğlu Camii'nin yanına taşınır. Şeyhülislam Hayri Efendi'nin çabalarıyla da Efkaf Nezaretine bağlanır. Tahsina'dan bahsedilir. Ürgüp kütüphanelerinden bahsedilir de Mustafa Güzelgöz'den bahsedilmez mi? Mustafa Güzelgöz 1943 yılında kütüphaneci olarak Ürgüp'e atanır. 1952 yılında merhum belediye başkanı Osman Elmacı ile kütüphaneyi bugünkü binasına taşırlar. Memur olarak atandım. Odamda görevime devam edeyim, sıcak koltuğumdan ayrılmayayım diyen memur zihniyetinin dışına çıkarak Mustafa Güzelgöz satın aldığı eşek ile Ürgüp'ün köylerini teker teker dolaşarak kitap dağıtır. Aldığı eşeğin sırtına iki tane sandık bağlar ve üzerine kitap iare sandığı yazar. Gittiği köylerde çocuklar onu dört gözle beklerler. Mustafa Güzelgöz kitap dağıttığı çocuklara şu nasihatte bulunur. Aman çocuklar, kitaplarınızı okuyun ama yıpratmayın. Çünkü bu kitapları sizden sonra arkadaşlarınız da okuyacak. Bu şekilde Mustafa Güzelgöz Ürgüp'teki köylere okuma yazma alışkanlığı kazandırır. Daha sonraki zamanlarda köydeki kadınların buna pek fazla ilgi göstermediğini görünce Singer ve Zenit marka dikiş makinelerini köylere dağıtır. Bunun sonucunda köydeki kadınlar sosyal ve ekonomik hayata kazandırılmış olur. Artık salı günü kadınlar günüdür. Kumaş almak için kütüphaneye giden kadınlar sıra beklerken Mustafa Güzelgöz ellerine kitap tutuşturur ve sıra beklerken dahi kitap okumalarını ister. Bunlara da ilk sponsorluk faaliyetleri diyebiliriz. Yüksel adlı eşeğiyle Ürgüp'ün köylerini teker teker dolaşıp kitap dağıtan Mustafa Güzelgöz, 1940'ların 50'lerin o zor zamanlarında insanlara okuma yazma alışkanlığını kazandırır. Ülkemizde yapılan hiçbir iyilik cezasız kalmadığı gibi Mustafa Güzelgöz'ün bu emekleri de cezasız kalmaz. Görevini gereğinin dışında kullanıyor. Gerekçesiyle erken yaşta emekliliğe zorlanır. Ama ne kadar emekliliğe zorlanırsa zorlansın, o dönemde sadece maaşına bakan bürokratların hepsi teker teker unutulurken Mustafa Güzelgöz'ün mirası hala yaşıyor. Ve biz bu mirası şu anda devraldık. Kitap Hamalı projesiyle bu mirası devam ettiriyoruz. 2004 yılında Nürten ve Yüksel Büyükakden'le birlikte burs verdikleri 40 öğrenci Mustafa Güzelgöz'ü evlerinde ziyaret ederler ve ona bir söz verirler. Kitap okuma alışkanlığı için verdikleri çabayı bugün de devam ettireceğiz. 2005 yılında Kitap Hamalı, Kapadokya Roteri'nin Beşi Bir Yerde projesi içerisinde yer alır. Artık proje Türkiye geneline yayılmıştır. Rotary, etkin okuma alışkanlığının kazanıldığı yaş grubu olarak ilkokul 4. sınıf öğrencilerini belirlemiştir. Biz de her yıl en az 40 tane 4. sınıfa dünya çocuk klasiklerinden oluşan bir kitaplık kurmayı hedefledik. Ortalama her yıl en az 4000 kitabı çocuklarla buluşturacaktık. Bu arada Sakarya'da kahvelere ve iş yerlerine aylık periyotlarla kitaplar bırakmaya başladık. Öğrencilere kitap için para harcamayın.
Okumak istediğiniz kitabı bize bildirin. Bir hafta içinde size kitabı getirelim, okuyup iade edersiniz dedik. Ayrıca kitapları 15 günlük sürede okuyup geri getiren yetişkinlerden 1 TL alarak fon oluşturduk. Bu paraların tamamını Polio, Rotary Dünya Çocuk Felci Fonu'na bağışladık. 2017 yılında Proje Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Sakarya Şubesi tarafından desteklenmeye başlandı. Burs verilen tüm öğrencilere cumartesi günleri açık büfe, kitapla kahvaltı etkinlikleri düzenlendi. Ayda en az bir kitap okuyan ve onu arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler ödüllendirildi. 1850'li yıllarda Tahsin Ağa'nın Ürgüp'te kütüphaneyi kurduğu yerde, Temen Tepesi'nde 150 yıl sonra biz bu kütüphaneyi Al Götür, Oku Getir organizasyonuyla birlikte tekrar hayata geçiriyoruz. Yıl 1853, Tahsin Ağa'dan Derviş Ağa'ya. 93 yıl sonra, 1943 yılında Derviş Ağa'dan Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz'e. 61 yıl sonra, 2004 yılında Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz'den Kitap Hamalı Yüksel Büyükakden'e. Bu paylaşımımızda Ürgüp'teki kütüphanelerden ve 4 kuşak boyunca süregelen kütüphanecilik geleneğinden bahsettik. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Kapanmış.